Biz 1981 birinci ayında gözaltına alındık. Urfa'da sorguya alındık. 45 gün sorguda kaldık. Çok ağır işkenceler gördük. Çok ağır işkenceler gördük. Bizi PYK örgüt üyesi olmakla suçladılar. Her ne kadar değilik desek de işkence sonucu bize bazı şeyler imzalatıldı. Tabii söylediklerinin çoğunu kabul etmedik çünkü yapmamıştık. Ama büyük işkenceler sonucu işte biz sempatizan olduğumuzu kabul ettik ve 45 gün sonra bizi Diyarbakır'a savcılığa çıkardılar. Savcılıkta ağır işkenceler gördüğümüzü ifade ettikse de savcılık dikkate almadı. Her gelenin böyle dediğini söyledi ki ben değil, benim gibi binlerce arkadaş aynı sorgudan geçti. Kürdistan'ın genelinde bir terör estirildi, devlet terörü. Ve bu terörden herkes ama herkes nasibini aldı. Köylüler, aileler, çobanlar, işçiler. Herkes nasibini aldı çünkü gözlerin, o devletin gözünde herkes teröristti ve herkes devlet düşmanıydı, öyle bakıldı. Savcılar çıktıktan sonra tutuklandık. Önce istihkamda kaldık. İstihkamdan sonra bizi 5 nolu cezaevine götürdüler. Gittiğimizde cezaevinde çok ağır işkenceler başlamıştı. Ben ilk işkencemi Esat Oktay Yıldıray'dan, İç Emniyet Amiri Esat Oktay Yıldıray'dan gördüm. Sedat Akbay kim deyince, ben dedim, ben deyince tokatlamaya başladı. Mesele ne dedim, yani niye bana işkence yapıyorsunuz? Dedi, burası askeri okuldur, ben demeyeceksin, efendim diyeceksiniz, komutanım diyeceksiniz. Biz de kabul etmedik. Burası cezaev olduğunu söyledik. Cezaevinde biz asker değiliz. Biz siyasi tutukluyuz ve bunu kabul etmediğimiz için bizi hücreye götürdüler. İşte hücrede önce arama bahanesiyle askerlerin zoruyla çırılçıplak soyundurdular. Arama bahanesiyle arama yaptılar ve işkence yaptılar. Sonra bizi hücrelere koydular. İşte her hücreye şunu söylüyordular. İstiklal Marşı'nı okuyun, rahat edin. Andımızı okuyun, rahat edin. Türk bayrağını asın hücrenize, rahat edin diye. Biz de zihniyet olarak karşı değildik. Ama işkenceyle bunları yapmayacağımızı söyledik. Söylediğimiz için de kirli su içinde, yani tabiri caizse boklu su içinde hücrede günlerce bekletildik. Sayı çoğaldıkça yukarıya, dört katlı hücrede sayı çoğaldıkça bizi yukarıya, ikinci kata, üçüncü kata taşıdılar. Ama mutlaka marş ezberlememizi, İstiklal Marşı'nı okumamızı ve andımızı okumamızı dayattılar, işkence yaptılar. O ara 35. koğuşta ölüm orucu olduğunu duyduk. Onlarla birlikte bu direnişe destek verdik. Ölüm orucu belli bir aşamadan sonra Ali Erek arkadaşın cezaevinde ilk şehit olduğunu duyduk. İşkenceyle öldürüldüğünü. Ve ölüm orucu belli bir aşamadan sonra bırakıldı. Belli şartlar konuşuldu ve bırakıldı. Tabii devlet bu şartlara uymadı. Uymadığı için kısmi ama çok kısmi bir rahatlama yaşandı. O rahatlamadan sonra devlet yine bildiğini okudu. Esat Oktay zaten psikopat bir asker. İnsanlıktan nasibini almamış. Mahkumlara işkence yapıyordu. Bütün askerler, seçilmiş askerler. Seçilen askerlerin hepsi de insanlıktan nasibini almamış. Yani 35'ten cezaevine geneline sıçradı ve öyle bir hal aldı ki cehenneme çevirdiler. Diyarbakır cezaevini her tarafa Türk bayrağıyla camlara, duvarlara, kırmızı beyaz
nefes alacak hale gelmedik. Güneş zaten Diyarbakır sıcağı bilinir. Camlar açılmıyor ve camlar açılmadığı yerde 60, 70, 80, 100 kişilik koğuşlarda nefes alınacak durum yok. 100 kişilik koğuşlarda 2 tane tuvalet, içecek su yok, temizlik yok. Yani kendi çamaşırlarımızı bile yıkayacak suyumuz yoktu. Çünkü içecek suyumuz yoktu. O kir, o pas, o insanlık dışı bir yaşam içerisinde bizler direnerek yaşamaya çalıştık. Ve sonuç ortada, en az 60-70 tane arkadaşımız orada şehit düştü. Kimisi ölüm orucunda, kimisi kendini yaktı, dörtler kendini yaktı. Kimisi de fedai eylem koyup kendini astı veyahut da kendini yaktı. O dönemine göre, o dönemin bende bıraktığı izlenim, en mütevazi yaşama sahip, en mütevazi kişilikler. Şöyle anlatayım. Küçükle küçük, büyükle büyük olan, yani günümüz o dönemin şartlarında ülkeyi çok iyi tahlil edebilen, geleceği çok iyi gören arkadaşlarımızdı. Tabii bunların içinde bir de Mazlum Doğan arkadaşımız vardı. Müzeffer Hayat arkadaşımız vardı. Celleddin Delibaş arkadaşımız vardı. Yani ismini sayacağım ve sayamayacağım bir sürü kahraman arkadaşlarımız vardı. Canını, her şeyini feda edebilecek düzeyde ihaneti göze almayan, ihaneti düşünmeyen, direnişi düşünen, bu uğurda ölebilecek birçok arkadaşı tanıdım. Herkes kendisinden önce arkadaşını düşünen, arkadaşı için canını verebilen...